izleyiciler, kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Ben şimdi avukatımıza dönmek istiyorum. Arada da çünkü dava dosyalarını falan da gösterdi Münevver Hanım. Nasıl düzgün ilerleniyor mu yani? Hani bugüne kadar yapılan her şey... Epey bir çaba sarf etmiş diyebiliriz açıkçası bir hukukçu olarak. Ama şimdi burada tedbir kararları, bir sürü tedbir kararı var. Hakim tarafından alınabilecek kararlar var. Koruma önlemeler var, önleme kararları var şiddet uygulayana karşı olabilecek şekilde. Koruyucu şiddete uğrayana karşı da koruma tedbirleri var. Şiddet uygulayana karşı aile mahkemesinin verdiği tedbir kararlarının ihlali halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi dediğimiz bir hapis kararı çıkabiliyor ki bu ertelemesi, denetim serbestliğe tabi olması vesaire mümkün olmayan bir zorla hapsen tazyik dediğimiz bir şey müeyyide. Bunun tekrarı halinde yani birden fazla kez ihlal edildiğinde de her defasında tedbirin niteliği ve şeyin ne denir aykırılığın ağırlığına göre de bu süre artıyor. Ama buna da kanun bir sınır koymuş. Demiş ki şiddet uygulayan ne kadar tedbire uymazsa uymasın en fazla zorlama hapsini 6 ay uygulayabilirsin. Yani 6 aydan daha fazla zorlama hapsi cezası veremezsin. Bu da haliyle bir sınır getiriyor. Yani tedbir kararları ilk etapta 6 aylık bir süreye tabi. Hı hı. Sonrasında uzatılabiliyor, değiştirilebiliyor. Yani uzun yıllar da devam edebilir, uzun aylar boyunca da devam edebilir ama her tedbirin aykırılıkta, ikinci aykırılıkta mesela 15 günden 30 güne kadar bir zorlama hapsi müeyyidesi var. Bunu da işte 6 aya oranlarsak bunun da bir kısıtı var. Zaten bu 6.284 sayılı... Aslında çok da uzun bir sürede değilmiş. Hayır yani bir hesap etmeye çalıştım. Herhalde 6-7 kere ihlal oldu mu 30 günden düşünürsek 6-7 kere ihlal ederse ancak 6 ay bulacak. Dolayısıyla ondan yani sonrası ne olacak? Aslında daha mı yapılabilir kılıyor? Tabii yani bir yerde caydırıcılığı kalmıyor. Ama şöyle de bakmak lazım. Bu ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun, hanımefendinin bahsettiği 6.284 sayılı kanun zaten şiddetin önlenmesine dair tedbirleri düzenleyen bir kanun. Yani ondan sonrası ceza kanununda kapsamında değerlendirilmesi gereken suç unsurlarına göre işte yargılamanın yapılması gereken bir süreç başlıyor. Dolayısıyla ama bizde önemli olan şey şu. Yani neticede fiili bir durum var. Bir şiddet eylemi olabilir ya da şiddet tehlikesi de olabilir. Her ikisi içinde düzenlenmiş bu tedbirler. Yani şiddet tehdidi altında olduğunu bildiğiniz biri için böyle bir ihbarı yapsanız yani siz olayın mağduru olmayabilirsiniz. Orada dahi bu tedbirler üstelik de hiçbir delil ibraz etmeye gerek olmaksızın veriliyor. Bu da işte maalesef ki medyadan çokça izlediğimiz kadın cinayetlerinin önlenmesine dair düzenlemeler. Ama burada dikkat çekici olan husus şu, ben mesela bir tane kararını gördüm Münevver Hanım'ın. Orada mahkeme uzaklaştırma kararı vermiş. Küçük düşürücü, hakaret edici sözler söylemekten men etmiş. Ev eşyalarını vesaire zarar vermeme ve iletişim yollarıyla hiçbir suretle kişiyle temas kurmamasına yönelik bir karar vermiş. Bu kararlar çok sık karşılaştığımız kararlar ama bunlar kişi için çok caydırıcı olamıyor. Çünkü hani hakaret etme demek ya da işte eşyalarına zarar verme demek o kişinin çok da canını yakan şeyler değil. Dolayısıyla caydırıcılığı yok. Anladığım kadarıyla da şey sıkıntısı yaşanmış. Bu tedbir kararlarının aykırılığın ispatı konusunda bu defa mağdur zor duruma düşüyor. Aslında burada çok da anlaşılmayan bir şey var. İletişim araçlarıyla size ulaşamaması gerekiyor, ulaşmaması gerekiyor. Bunun ispatı çok kolay. Yani telefon açtığında zaten derhal tedbiri ihlal etmiş oluyor. Bu vasıtaların birazcık daha dikkatle incelenmesi belki de gerekiyor. O mağduriyetlerin yaşanmaması ki daha için. Dün akşam aradığını söylediniz. Evet ve tedbir kararı devam ediyor.
Yani evet. O 6 kadar aylık bir süre. Karar tarihi 19 Eylül 2018. 6 aylık bir süre. Yani siz bununla ilgili şu noktada hemen tedbirin ihlal edildiğine dair mahkemeye başvurmanız gerekiyor. Şimdi zaten avukat hanım şurada anlaşılmasını istediğim bir husus var. Bu süre içerisinde bu kararı, bugüne kadar bu kararı ihlal etmesine yönelik ben bir kez aile mahkemesinin ön büroda olmak üzere 4 kere de karakolda suç duyurusunda bulunmuşum. Toplamda bu kararın ihlaline yönelik şimdiye kadar 5 kere suç duyurusunda bulundum. Evet. Ve en son yine de hani geciktirirler, zamanında başvurusunu yapmazlar diye yine bu karakoldaki ifadelerimin fotokopisini çekerek bir dilekçe kendisine kendim hazırlayarak yine aile mahkemesinin ön bürosunda bulundum. Ve burada işin enteresan olan tarafı bu zorlama hapsi neden uygulanmıyor? Yani bizim devletimiz bir şahsı bulmakta bu kadar zorlanabilecek bir noktada mı? Yani bu şahsın aslında nerede çalıştığında bir zat artık iş yerinin adresini de vermiş durumdayım. Aslında kaçak durumunda da değil mi? Yani hayatının normal rutininde idame ettiriyor. Gayet yani özgür. Gayet özgür bir şekilde geziyor yani. Gayet özgür yani bir zorlama hapsi verildi mi? Yoksa infazı mı mümkün değil şu anda? Şu anda zorlama hapsinin verilip ya da infazı mümkün olma noktasında tartışabilecek yanlış bir cümle kullanmak istemiyorum ama sonuç kişi hala dışarıda. Ve beni arayabiliyorsa demek ki işlem şu anda yapılmamış durumda. Anladım. Ve aynı zamanda mesela deminki tarihi okudunuz. Avukat hanım buyurun. Şu tarih 9. ay bu mesajlar ve bu koruma kararından sonra hepsi koruma kararından sonra. Ve inanın siz o kadar şikayetçi oldunuz. Tabii tabii hepsini ekran görüntüsü yapıyorum. Yani artık ben hani bu konuda utanç duymam gerektiğinden ziyade yani ben yine ikinci kez hayatımı korumak, evlenmek üzere konuştum bir insandı yani bundan doğal ne olabilir ki? Fakat evet. Bununla ilgili ve yapılan bütün eylemleri suç niteliklerini ekran görüntüsü, aramaların ekran görüntüsü yapıp dilekçe ekini ekleyip savcılık dosyalarına koyuyorum. Yani bu yani sadece bir suç değil. Bakın demin de söylediğim gibi sadece bir tanesi, şimdi o mesajı aradım bulmaya çalıştım. O mesaj farklı ülkelerde bu mesaj sadece atılırsa bu insanın hayatı noktasındaki durum üzerinde müebbetle yargılanmasına sebebiyettir. Ama bizim ülkemizde nedense bu suçun işlemesi sonucunda işte kamu dava sonucunda sonra işte paraya çevriliyor ve günlüğü 20 liradan. Peki yani burada bir insanın canı yanıyor. 6 sene gibi Mart ayında bakın 2019'dayız. Mart 27'de tarihler benim için her zaman çok önemli olmuştur. Tarihler konusunda belki de takıntılı mıyım bilmiyorum. 27. 3. ayın 27'si 2019'da tam 6 senedir bu hikayem söz konusu. Evet. Ve hala sonuç bulamamışım. Evet. Hala da buna sonuç bulmak için çabalıyorum ve yine de buradayım. Evet. Peki ben şunu da sormak istiyorum hemen. İşte Münevver Hanım 6 yıl önce evlenme düşüncesiyle bir arkadaşlık yaşamış. Erkek arkadaşı. Boşanmış ya da işte herhalde sevgili olarak baktığımızda kadınların eş şiddetinden korunması, ikisinin arasında fark var mı bu anlamda Yargıtay'a gittiğimizde ya da mahkemeye gittiğimizde sonuç şimdi olarak? Şimdi onu ikiye ayırmak lazım. Birincisi bu biraz önce bahsettiğim tedbirlerin düzenlendiği kanunda böyle bir ayrım yok. Hatta hanımefendi için de yani şey tanımı vardır kanun, tek taraflı ısrarla takip mağduru hanımefendi aslında. Yani böyle bir şey var. Yani doğrudan şiddet uğrayan, şiddete tehlikesine maruz kalan kadınlar, çocuklar vesaireler ve ısrarlı takibe maruz kalan mağdurlar. Bu anlamda evli olmayanlar için de kadınlar bazında böyle bir ayrım yok tedbir bakımından. Ama Türk Ceza Kanunu'na bakacak olursak orada pek çok suçta ağırlaştırıcı, cezanın ağırlaştırıcı sebebi işte az soya, üst soya, eşe karşı o suçun işlenmiş olmasıdır. Mesela yaralamada, kasten öldürmede gibi. Fakat eş tanımı bizde resmi nikahlı
eş anlamında. Yani bu eş tabii erkek de olabilir, kadın da olabilir. O anlamda evli olmayan kadınların bu tip suçlara maruz kalması halinde böyle bir ağırlaştırılmış ceza hali yok. Ama dediğim gibi şiddete uğrayan kadın, evli ya da bekar olsun, bu koruma tedbirlerinin hepsinden yararlanabilir. Orada bir fark yok. Evet. Peki ben biraz da hocam size dönmek istiyorum. Az önce Münevver Hanım bir de kızı olduğunu söyledi. Bir de evladı var. Bir de yani çocukların psikolojisine de bakmak gerekiyor galiba, değil mi? Hani bunu yaşayan sadece kadın değil, yani anneyle beraber o çocuk da yaşıyordur mutlaka bu psikolojiyi. Birazdan size de soracağım, gerçekten kızınızın psikolojisi nasıl, onu da etkiledi mi? Ya tabii ki etkiliyor. İster istemez her ne kadar çocuktan saklamaya çalışsam, çocuk anne üzüntü, sinirli, gergin, sürekli bir koşuşturma, bir telaş. Anne sürekli bir yerlerde bir röportaj içerisinde, ister istemez yani kısmi de olsa yansıyor. Bu çocuk şu an agresif, ergenlik döneminde ve aynı zamanda okuyor, hazırlanıyor. İster istemez tabii ki yani bu çocuğum da etkileniyor, etkilenmiyor değil. Aslında sadece burada ben şiddete maruz değilim. Aynı zamanda çocuk ve henüz reşit olmayan bir çocuk da bu sistematik şiddetin içerisinde kurban. Evet. Bu çocuk yarın bir gün büyüyecek, yarın bir sevecek, yani belki de sevemeyecek annesinin yaşadıklarından dolayı. Ve burada da aynı zamanda iki kişinin hayatı alt üst edilmiş durumda yani, ne yazık ki. Evet, maalesef bu büyük bir talihsizlik benim için ama ben gerçekten bunun üzüntüsünü, yaşadıklarımı burada cümlelerle gerçekten ifade etmem çok mümkün değil. Aslında bakıldığı zaman 6 yıllık bir hikaye. Yani 2 aylık bir süreç değil ve bu süreç zarfında bugün buralara gelmek ve bugün burada sizinle olmak benim için hiç kolay olmadı. Yani ben gerçekten bu anlamda burada yani bu yaşadıklarımı özetlemem de pek mümkün değil. İki kıymetli hocamız, hem psikiyatrist doktorumuz hem avukat hanım burada. Durumu onlar daha iyi özetleyebileceğini düşünüyorum. Fakat ben dediğim gibi yani kendi canımı bile taşımak artık bana ağır geliyordu ve bunun ötesine bir kadın intihara teşebbüste bulundum demek, yani belki bazıları için bu acizce gelebilir ama artık çaresizliğin içerisindeki o çırpınış sizi artık tamam yeter, yaşama hakkınız yok. Birisi katletmeden, aynı şey gibi, akrep gibi birisi öldürmeden kendisi çemberi kendine sokup öldürüyor ya, benimkini akrep misali gibi birisine kurban bulu şansı vermeden kendi canıma kıymak noktasında bir, ama netice olarak ve yine ben bugün hayattaysam hem tesadüfen yaşıyor olmam, bir de kızıma borçluyum. Niye? İlaçlar hepsi orada, içeceğim. Anne gelince hepsini şöyle karyolanın arka tarafına atma durumunda. Şu an tekrar ben ne yapıyorum? Yani ben gidersem kızma kim? Kim kızım ne olacak diye tekrar ne yapayım, ne edeyim? 11. ayın 11'inden itibaren ve ben bu kararı verdim. Artık yargı mercilerinin arasındaki o gidip gelmeyle değil ve bu son 6 yıl içerisindeki özetle basın ve kamuoyuyla paylaşmak. Evet, ben yine hukuka, adalete inanan bir kadınım. Her ne kadar içerisindeki o talihsizlikleri de yine yaşamış olsam da yine adaletin, hukukun üstünlüğüne inanan ve bu temelinde yine bunu yürütmek için elimden geleni yapacağım. Fakat burada sadece benim, aslında ben kendi adıma bugün burada değilim sadece. Fiziki olarak ben buradayım ama ben birçok şiddete maruz kalan, sesini çıkartamayan, bacağı kolu kırılan, özgürlük ekonomisi olmayan milyonlarca kadının adına da bir nevi aslında buradayım. Ve onları temsilen yine buradayım. Ve bu anlamda da bunları temsilen buradayken de ve bunlardan benim söyleyebileceğim şu: elbette herkesin koşulu farklıdır, herkesin hayata bakış açısı farklıdır. Lütfen sizden rica ediyorum, hiçbir şekilde, hiçbir işlenen, size karşı işlenen şiddete sessiz kalmayın. Siz sessiz kaldıkça her gün biraz daha fazla cinayete kurban veriyoruz kadınları. Evet. Ve kadın cinayetlerin yani son olarak hani bizim minimize edeme gibi belki olmayabilir ama biz bunu en azı indirebiliriz. Bunu da şey nedir? Yani sonuç olarak hukukçu bunu çok daha net vurgulayabilir. Yani çıkartılan yasaların işlenmesi 62-84 gerçek anlamda sadece prosedür olarak değil, bunun gerçek anlamıyla içeriği çok geniştir, çok kapsamlıdır.
işlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi adı verilen sözleşmesi Türkiye'nin de taraf olduğu adı İstanbul olması itibariyle bunların işleme alınması. Bir ikincisi mesela ben bunu da şurada söylemek istiyorum. Birçok kez ben aslında kaymakamlığa başvurup yakın kuruma istedim. Çünkü ben bugün buraya da gelirken tedirgindim. Ben gölgemden bile korkarak geldim. Yani bu çok dramatize etme değil. Bu şekilde lütfen kimse tarafından anlaşılmasın. Yani kendi gölgesine bile korkar hale gelen, sürekli takip edildiğini, acaba sağ gidebilecek miyim, dönüşte evime sağ gelebilecek miyim kaygısını yaşıyor. Ve akabinde yakın koruma, benim gibi kadınların yakın koruma verilmesi gerektiği noktada aslında bize bu yakın korumanın da tahsil edilmemesi için ellerinden geleni yine yapıyorlar. Nedir bunun ellerinden geleni? Yakın koruma verilmesi bir veya iki memur görevlendirildiğini düşündüğümüzde bu memurların günlük yani aylık maaşlarının günlük tekabül ne ediyorsa yemeleri, sigarası, yemesi, günlük şey bizden tahsil. Peki o zaman biz neden devletin kapısına sığınıyoruz? Madem biz o kadar öylesi bir özelliğimiz ya da öylesi bir yeteneğimiz ya da öylesi bir ekonomik gücümüz varsa o zaman biz neden bunu devletten istiyoruz ya? Bir sürü özel güvenlik dediğimiz şirketler söz konusu. Anlaşırsın biriyle kendine yakın koruma tutarsın. O zaman burada devleti var olma neticesini nasıl değerlendirmeliyiz? Bir kere acilen bunun düzeltilmesi gerekiyor. Ve yakın koruma olayı bir an önce işleme alınması gerekiyor. İş adamları değil. Bizim korunmamız gerekiyor. Bizim. İş adamlarına bunların tahsil edilmemesi gerekiyor. İş adamları da herhangi bir iş adamına da tabii yoldan geçerken onlara yakın koruma tahsis edilmiyordur. Mutlaka onun da bir geçerliliği ve prosedürü vardır da. Yakın korumayla ilgili ücret ya da masraf talebi öyle bir bilgim yok. Yani bu fiili bir durum olabilir. Ayrıyeten mağdurdan böyle bir para alınması gibi bir şey söz konusu olmaması gerekiyor. Hatta yani o süreçteki bir de mağdura geçici maddi yardımlar yapılabiliyor. Barınma konusunda yardımcı olunabiliyor, kreş yardımı yapılabiliyor. Yani mülki evet. idarenin, mülki amirin böyle bir sorumluluğu varken yakın koruma tahsis edip bu korumanın da günlük yevmiyesini gibi bir şey vereceksin, öyle bir şey düşünülemez. Yani aslında bakarsanız burada kolluk gereği gibi yerine getirebilse, yani kendisine bir şikayet geldiğinde bunu savcıyla hemen irtibata geçip soruşturmasını başlatsa, gerekli tedbirleri alsa ve ondan sonra şönüm dediğimiz şiddet önleme ve izleme merkezi buna doğrudan bildirse, ki hanımefendi diyor Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı benim pek çok davama müdahil olmadı, daha yeni oluyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bu konunun kadına yönelik şiddet olarak kolluk tarafından değerlendirilip şönüme bilgi verilmemesi, aslında doğrudan derhal bilgi verilmesi gerekiyor. Otomatik olarak da zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu dosyalara müdahil oluyor. Bu kapsamda dahi değerlendirilmemiş aslında bu şikayetler. Tedbir kararının ihlalinde zaten kolluğun reysen bir soruşturma yapması gerekiyor. Hanımefendi gitmiş demiş ki benim tedbir kararıma uymadı. Bakın delillerim de bunlar demiş kolluğa. Ama kolluk bunu reysen Cumhuriyet Savcısına bildirip soruşturma yapması gerekirken yapmamış. Aksine hanımefendi uğraşıyor aile mahkemesine bu konuda ikna etmek, delillerini sunmak bakımından. Yani süreç, yani kanunlarımız var ama süreci işletecek nitelikte herhalde insanımız az ya da bu konunun ne kadar önemli ve toplumsal bir yara haline dönüştüğünün henüz farkında değiliz. Şöyle mesela bir örnek verebilirim. Çok ekstrem bir örnektir. Yine bu ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi kanununda kişinin silahına el konulur diye bir tedbir var. Yani şiddet uygulayan kişinin. Hatta bu kişi görevi nedeniyle bu silahın üzerine zimmetlenmiş kişi dahi olabilir diyor. Yani bunun içerisine asker de girebilir, polis de girebilir vesaire. Yani bu derece aslında ileri gitmiş tedbirler var. İleri gitmiş derken hani ekstrem tedbirler var.
Hatta aile konutunu tahsis edebiliyor mahkeme mağdura. Eşi şiddet uygulayanı evden dışarı çıkarabiliyor. Aile konut şerh koyabiliyor. Kira sözleşmesini asla feshetmemesini sağlayabiliyor. Kiralayana ihtar çekerek vesaire gibi. Aslında kanunda yapılabilecek düzenlemeler bana kalırsa yerinde. Ama bunların uygulanmasında çok ciddi sıkıntı ve yavaşlık var. Evet, görünen uygulamada bir problem oldu. Peki hocam, ben şimdi size dönmek istiyorum. Kurulan cümleleri gördük. Bir taraftan evladı da var dedik. Böyle baktığımız zaman hem anne olarak hem çocuk olarak yani nasıl mücadele edilecek, nasıl bir çözüm bulmak gerekiyor? Tabii tekrar söyleyeyim, tablo gerçekten işler acısı. Şimdi dinlerken bir yandan birçoğumuz Avrupa'ya gidiyoruz artık, dünyayı gezmemiz daha kolay. Aslında insan davranışı ve insan figürü tüm dünyada aynı. Yani bir yerde olumsuz davranış yapan insan tipinin oranıyla Kenya ile İngiltere ya da Japonya ya da Amerika farklı değil. Önce onu söyleyeyim. Türkiye'de daha fazla tırnak içinde psikopat var. Amerika'da daha öyle bir şey yok. Evet. Var. Her yerde var. Tabii bu beni aşan bir durum. Umarım ileride bunlar daha fazla gündeme gelir. Arkadaşımız, avukat arkadaşımız yine Münevver Hanım da birer hukukçu gözüyle baktılar. Münevver Hanım hukukçu olmak durumunda kaldı. Onu da anlatacağım. Niçin böyle davranılıyor? Davranmak durumunda kalıyor. Onu anlatacağım. Tüm dünyada ortak. Sadece bence yasalarımız da yeterli. Bence yasalarımız yeterli olmadığını düşünmüyorum. Zamanında daha dikkatli bir şekilde okumuştum ama galiba uygulamada sorunlar var. En kısa acilen bunların ortadan kaldırılması önemli. Münevver Hanım'ı dinlerken biraz önce sanki başka birisinin hikayesini anlatıyor gibi dinliyorum. Öyle anlıyorum. Sanki başka birisinin yaşadığı şeyler gibi. Eğer travmayla karşı karşıya kalırsanız, yani şöyle, başınıza tehdit edici, yaşamınızı sonlandırabilecek bir olayla karşı karşıya kalırsanız önce mücadele edersiniz. Mücadele bir süre sonra kaynaklarınız tükenir. Burada iki yolunuz vardır. Ya tamamen bırakıp razı olmak, ya da başkasının hikayesi haline getirebilmek. Yani bir kapsül içerisine koyup beyninizin başka bir tarafında başka birisi mücadelesiymiş gibi alırsanız yaşamınızı devam ettirebilirsiniz bu durumda. Bu durum olduğunda Münevver Hanım sanki Münevver Hanım'ın avukatı gibi bir sürü şey öğrenmek durumunda kalıyor. Anlatırken bazı seyircilerimiz şöyle algılayabilirler. Duygusal tepkiler azalmış Münevver Hanım'da. 6 yıllık bir öykü. 6 yıl boyunca her gün birisine yumruk attığımızı düşünelim. 6 yıl boyunca yumruk attığımızda 6 yıl sonunda ya da 3 yıl sonra biz o yumrukla, yediğimiz yumrukla ilgili bir şey hissetmeyiz. Yüzümüzdeki morarmayı da, acıyı da hissetmeyiz. 6 yıl sonunda başka bir hikaye gibi anlatılır. Olay çok dramatik ama tabii biz buna izolasyon diyoruz. Yani kişinin duygularını durdurması, duygularına izin vermemesi artık. Çünkü her gün yaşadığınızda aynı duygu çok hırpalayıcı oluyor. Yaşamsal bir şey bu. Yani kişinin başka birisinin öyküsüymüş gibi anlatması. Yoksa her anlattığında bunun duygusal yoğunluğuyla baş etmek çok çok güç. Yani ilk burada otururken keşfettim, ben muayene etmedim muhakkak Münevver'im ama kendi hissettiğim bu. İlaçlarını gösterdi. Artık diğer konular uygulanıyor mu bilmiyorum. Şu anda serbest çalışıyorum ama daha önce devlet hastanelerinde son zamanlarda şöyle bir şey gelişti. Savcılık herhalde burada bir çok aklı başında bir karar aldı. Cinsel suçlara mağdur olan kişinin ruhsal olarak etkilenmediğini artık sormuyor. Etkilenmiştir diyor. Kanun değişti çünkü. Ben uygulamada bilmiyorum. Tabii işin hukuki kısmını pek bilmiyorum. Evet. Neden değişti onu size söyleyeyim. Çünkü bu travma sonra stres bozukluğu dediğimiz bu kişilerde oluşabilecek tablo bazen 3 ay bazen 30 yıl sonra karşımıza çıkıyor. Kişiyi görüyoruz. Yıllar önce bir kötü bir muamele, örneğin Kürtlü birisi tarafından dövülen birisi 30 yıl sonra bize geliyor, hayvan korkusuyla geliyor. Hemen bugün yaşadım, yarın bambaşka bir tabloyla karşı karşıya şey geliyorsun yok, size. Hayvan korkusu. 30 yıl sonra ne hayvan korkusu bu, anlayamıyoruz. Hikayeyi çok derinleştirdiğimizde neyle ilişkisi olduğunu anlamaya çalıştığımızda ta buraya kadar geri dönebiliyor. Yani bu bazen Münevver Hanım yaptığı gibi yaşamına devam edebilmek için bir kapsülün içerisine koyup burada zihninin bir kenarına tutarak devam ettiriyor ama onunla ilgili bir hatıra meydana geldiğinde, haber seyrettiğinde ya da etrafta birisinin konuşmasını dinlediğinde bunu tekrar tekrar yaşatılıyor. Biz şu anda da travmatize olduk onun kadar. Çünkü onun anlattığı hikayenin yanında kıyısında oturuyoruz. Kızına döneceğim. Evet.
Kızımda şu andaki ruhsal belirtiler var mı yok mu bilmiyorum. Sinirlilik vesaire falan varmış. Şu anda ayırt edemiyor belki Münevver Hanım. Ergenliği dolayısıyla ama. Şunu biliyoruz ki. Düşünsenize. Lütfen ekranları karşısındakiler Münevver Hanım'ın kızı ya da Münevver Hanım'ın yerine bir dakika gözlerini kapatıp onun yerine koyarak düşünsünler. Empati yapmalarını istiyorsun. Bir dakika düşünsünler. Sadece onun kıyafetine, vücudunun içine girsinler. Onun gibi sadece bir dakika. Şimdi bu duyarlılığı yaratabilirsek bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. O zaman hepimiz sesli ve gürültülü bir şekilde buna hayır diyebiliriz. Hayır dediğimizde bunun karşılığı mutlaka oluşacaktır diye düşünüyorum. Çok zor bir şey. Etkilenmemesi mümkün değil. Kendisinin de, çevresinin de, yakın çevresinin de bu durumdan etkilenmemesi mümkün değil. Bazen profesyoneliz, ben ruh sağlığı profesyoneliyim. Sonuç olarak bunlarla çok baş eden biziz. Biz etkileniyoruz. Doğal olarak da onun, kızının kendisinin etkilenmemesi mümkün değil. Tabii ki çözüm noktasında birçok etabı kendisi yerine getirmiş. Ama cesaretine hayran kaldım. Devam etmesi taraftarıyım. Böyle yerler, böyle platformlar, işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çok daha duyarlı. Zaman içinde bu konu biraz daha fazla gündeme geldi. Lütfen buna devam etsin. Bugün bakıyor Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi şu anki ismini çıkartamadım ama orada kadına şiddetle ilgili bir poliklinik açıldı. Artık gündemimizde bu. Evet. Sağ olun, siz de burada gündeme getirdiniz. Ne kadar gündemde tutarsak bu konuyla ilgili bir şeyler pişer ve değişmeye başlar diye düşünüyoruz. Elinden geleni yapmış, yapmaya da devam edecek. Tedavi görüyor, ilaçlar kullanıyor. İlaçlardan umarım fayda görecek. Tekrar söylüyorum yani eğer olumsuz herhangi bir şey yaşarsa da ben bunu çok söylemek istemem. Ben üstlenebilirim tedavisini çok rahatlıkla. Çünkü bu çok zor ve uzun bir süreç. Devam ettirmek de çok kolay bir şey olmayacak. Hepimiz bunun taşın altına elimizi sokmamız gerekiyor, evet, kanımca. Ve buradan vazgeçmeyelim. İlaç kullanımı bu hastalıkta çok 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 kullandığımız şeyler oluyor. Çünkü dediğim gibi tehlikeli tablolar var. Fakat tabii ki burada bir intihar çözüm değil. Asla değil. Hiç kimse için değil. Kaynaklarımızı tekrar gözden geçirelim. Gördüğünüz gibi en azından aile desteklemiş. Birileri destekliyor. Bugün gündeme taşıyoruz. Sizler destekliyorsunuz. Sizler buraya gelmişsiniz. Ben geldim. Hep birlikte bir şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Başka haber kanalları da ellerinden geleni yapmışlar. Bir hukuk var, iki medya var. Elimizden geldiğince diğer unsurlarla birlikte artık bu konuda bir duyarlılık oluşmuş durumda. Lütfen intihardan bu bir çözüm olmuyor. Tam da istenilen şey oluyor o zaman. Karşı tarafın tüketici tutumunun tam da hedefine oturmuş oluyor. Onun size yapmak istediğini siz kendi elinizle yapmış oluyorsunuz. Evet, aslında tam da karşı tarafın istediğini yapmış oluyorsunuz. Dedim ki çok kolay değil, çok zor bir süreç. İşin bir hukuki tarafı ile ilgili nasıl gelişmeler olur onu dediğim gibi çok bilemiyorum. Yani benim cahiletimi de bağışlayın. Biraz önce söylediğim şey için de aynı şekilde. Bu tedavi edilebilir bir durum. Sadece izolasyonu devletin unsurları sağlamak durumunda. O kişiyi koruyacağız ki oluşan hasarı onarabilelim. Hasar kısa bir küçük bir hasar olarak görmüyorum. 6 yıllık bir süreçte baş etmenin en önemli yollarından birisini uygulamış. Dışsallaştırıp kenara koyup o başka bir Münevver'in hikayesini tutup Münevver'i nasıl savunabilirim diye düşünmüş. Başka da çok kolay değil, dediğim gibi sadece bir dakika gözleri kapatıp insanlar bunu düşünürlerse işler değişecek. Duyarsız olan kişiler belki nasıl bir yol izleyeceklerini de bilmedikleri için ama gerçekten yıllar evvel yine böyle bir cinsel tacizle ilgili bir dava olduğunda bir mecliste görüşme olmuştu. Evet. Cinsellikle ilgili şiddet uygulayan kişiyle evlendirilmesi yönünde. Ben ensest mağduru hastalarım var. Hasta yakınım. Bunu da konuşacağız ama önce kısa bir ara vereceğiz. Tabii. Bu arada siz iyi misiniz Münevver Hanım? İyi olmaya çalışıyorum. Yani burada mümkün oldukça o herkes tarafından bilinen cesur ve evet, çok güçlü görünüyorsunuz. Direnen kadın olma rolünü oynamaya çalışıyorum aslında. Yani ben de kendime giydirmiş bir durumdayım bunu ama yani kendi dünyama döndüğümde aslında hiç de öyle değilim. Yani her kes gibi benim de çok yıkıldım, geceleri uyuyamadım, ağlama nöbetlerim geçirdim, ataklar geçirdim oluyor. Hani lütfen gerçekten bunu mümkün oldukça dramize edilme noktasında hiç kimse açısından anlaşılmamasını
açısından ona dikkat etmeye çalışıyorum. Aslında şu anda benim hıçkıra hıçkıra ağlamam gerekiyor ve ağlayabilmek, ağlamamak için de kendimi mümkün oldukça şu anda beynimin bir tarafına Münevver, sen Münevver olarak kal, öteki tarafta akşam evde dökersin. Yani şu anda kendim yine kendi içimde maalesef kendime girdiğim Münevver'i oynamaya çalışıyorum. Demin hocamızın da dediği gibi. Gerçekten bazen ben de hayır bunları ben yaşasaydım kaldıramazdım. Ben farklı, benim ikizim yaşıyor ve ben onları şu anda onun adına temsilen burada olduğumu düşünüyorum. Yani bir psikiyatristin bunun yakalaması da tabii ki çok güzel. Ama maalesef ben şunu yine söylüyorum. Benim burada olmam, yani ekranları oynamak ya da işte ne bileyim farklı şekilde çok farklı dedikodular geliyor bana. Değil. Ben maalesef bunun bir an önce çözüme gitmesi ve huzurlu bir yaşam istiyorum. Yarın hangi adliyeye gideyim ya da hangi karakola gidip neyin suç duyurusunda bulunayım ya da bugün ben yaşar mıyım, yarına sağ çıkar mıyım düşüncesini düşünmek istemiyorum. Evet. Evet, ben adalete ve hukuka inandığımı söyledim. Ben aynı zamanda medyanın, sivil toplumların, kadın örgütleri başta olmak üzere gücüne ve bu konuda bu olayların üstesinde nice cinayet süsleri verilen kadınların bunların gün yüzüne çıkarttığını ve onun için de aynı zamanda medyanın gücüne ve sivil toplum örgütünün kuruluşların bu anlamda bu olayların üzerindeki etkinliklerini, etkin kılıçlarını bilincinde olarak buraya geldim. Bunun için vicdanı olan herkes lütfen ve lütfen çevrenize karşı ve yaşananlara karşı duyarsız kalmayın. Kimin yarın ne yaşayacağını hiçbir şekilde hiçbir garantisi yok. Düşünün, geçmiş dönemde bizim çok sevdiğimiz aynı zamanda akademisyen bir hocanın katledilmesi gibi. Yani hiçbir kadın gönül ister ki cinayete kurban gitmesin ama kimse düşünmesin ki bugün Münevver burada benim başıma gelmez diye düşünmesin. Onun için en güzeli çevremize, bastığımız toprağa karşı bile sorumluluklarımızın olduğunu ve lütfen duyarsız kalmayalım. Allah kimsenin başına vermesin, benim yaşadıklarım hiç kolay değil. Onun için gerçekten bazen cümle kurmakta zorlanıyorum. Evet, gerçekten kolay değil. Evet, yine kısa bir aramız var. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.